Merhaba arkadaşlar. Bir eğitimle daha sizlerle birlikteyim. Bu eğitimde konumuz Siemens NX12 eğitim serisi içerisinde Shape Studio, yani yüzey modelleme komutlarını içerisinde bulunduran bölüm olacaktır. Öncesinde Siemens NX ile sıfırdan temel tasarım eğitimi ile birlikte birçok modüle ait bölümleri hazırladık. Bu eğitimde yüzey modellemede kullanacağınız Shape Studio komutlarını ve kullanım şekillerini sizlere aktarmayı hedefliyorum. Siemens NX12 eğitim serisiyle konuları sizlere adım adım aktararak daha verimli ilerlemenizi sağlamaya çalışıyorum. Bu sayede her eğitim paketiyle birlikte bu konudaki bilgi birikiminiz adım adım olgunlaşarak artmaktadır. Şunu tekrar hatırlatmak isterim. Bu eğitimin başlangıcında da Siemens NX arayüz tanıtımı bulunmaktadır. Fakat eğer Siemens NX programını sıfırdan öğrenmeye başlıyorsanız, ilk olarak bu konudaki sıfırdan başlangıç eğitimiyle başlamanız ve sonrasında bu eğitimi üzerine ilave etmenizi öneririm. Ben eğitmeniniz Emrah Demiray, eğitim boyunca sizlerle birlikte olacağım. Eğitim esnasında ve sonrasında konuyla ilgili olarak en yüksek seviyede size yardımcı olmaya çalışacağım. İlk eğitimden sonra bu eğitim ile Siemens NX kullanımı konusunda önemli bir basamak daha atmış olacaksınız. Tüm eğitim setlerini tamamlayarak ve gerçek uygulamalar üzerinde bu bilgilerinizi kullanıp tecrübe kazanmaya başladığınızda siz de bu konu üzerinde uzmanlaşmaya başladığınızı fark etmiş olacaksınız. Şunu unutmayalım arkadaşlar, her eğitim bize bir kapı açar. Açılan bu kapıdan ilerlemek, eğitimlerden sonra konuyu unutmamak ve sürekli gelişimi sağlamak sizlerin elinizde. Şimdi eğitimin temasını kısaca özetlemek istersek, öncelikle bu eğitimi şu andaki en güncel versiyon olan Siemens NX12 versiyonu üzerinden anlatacağım. Sizlerin de bilgisayarlarında bu programın kurulu olmasını öneririm. Programın arayüzüne kısa bir giriş yaptıktan sonra Siemens NX12 içerisinde yer alan Shape Studio bölümündeki komutları inceleyeceğiz. Bu kısımdaki komutları yüzey modelleme çalışmalarınızda kullanacaksınız. Yapacağımız örnek uygulamalar ile yüzey modelleme konusunda pratikler yapacağız. Eğitim içeriği ve sizin çabalarınızla birlikte bu programın iyi bir kullanıcısı olmanızı dilerim. New kısmına tıklayalım. Bugüne kadar 2D modelleme, 3D modelleme, montaj, sheet metal ve drawing gibi birçok kısımlarda eğitimlerimizi hazırladık. Şimdi konumuz Shape Studio olacak arkadaşlar. Shape Studio'yu seçiyoruz. Çalışmamıza bir isim verebiliriz. Yine bir çalışma klasörü belirleyebiliriz eğer çalışma dosyalarımızı kayıt altına alacaksak. Okey diyoruz arkadaşlar. Modülümüzün içerisine şu an girmekteyiz. Baktığımızda yukarıda yine klasik olarak toolbarlarımız var. Başlangıç eğitiminde anlattığımız gibi NX içerisinde roller bulunmakta. OK dedik. OK demeden önce şunu da yapalım. Ark oluşturalım şu üst kısımda bir tane. Şöyle arkımızın yarı çapı 150 mm olması önemli. Burada komuttan tamamen çıkalım. Şu çizgimizi silelim. Alttaki çizgiyi de silebiliriz. Ve finish geçelim. Sonrasında bir tane datum oluşturacağız. Öteleyeceğiz bir miktar. Eksi 300 biraz fazla. Eksi 200 yapalım arkadaşlar bunu. Ve apply notunu kullanabiliriz. Artık zaten eski versiyonlarda kalan bir özellik. Fakat bunu da görmüş olalım. Bu komutu tıkladıktan sonra herhangi bir offsetlemek istediğimiz yüzeyi seçip, bakın A, B, C kısımları var burada. A, burası farklı kısım. B, bu tarafa baktığımızda C, bu tarafa baktığımızda D. Bunu da geriye çektim. Bunun gibi buradan değerleri verip offsetleyerek farklı offset değerlerinde yüzeyler elde etmemiz mümkün. Distance'ın amacı şu. Mirrorladığımız kısımda, yani simetrik mesafeden ayrı olarak mesafe tanımlayabiliyoruz arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Buraya yaklaşma imkanımız da var. Bu şekilde de. Mirrorlama mesafesini girdik. Sıfır girersek direkt olarak buradaki mesafe neyse buradakini alan alacaktır. 15 mm daha dedik veya eksi 15 mm girdik. Bu şekilde unsurlarımızı mirrorladıktan sonra OK diyoruz. İşlemimizi tamamlıyoruz.
cancel diyelim. Bunun edit parameters diyelim şu şekilde ve yönünü değiştirelim arkadaşlar bu tarafa. Okey dedik. Bu tarafı aldık. Şimdi her ikisi de aynı tarafta eşit 8 mm olarak extrude ettik bunları. Uç kısımlarını bunların birleştireceğiz. Curve'lerle uç kısımlarını birleştirmek için şunu bir hide edelim. Bridge Curve komutunu kullanacağız. Bunun için Curve kısmına geliyoruz. Bridge Curve'e tıkladık arkadaşlar. Bu Curve'ümle ikinci olarak tabii şu Edge'i seçtik. İkinci Curve'üm bunu birleştirmek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde iki tane çizgimi, çizgiler de curve olarak geçmekte, bridge curve ile birleştirdim. Artık buradaki teknikle ilgili ayarlamaları buradaki oklardan yapmam mümkün. Bu şekilde şu an apply diyorum ve alt kısım için de aynı operasyonu yapacağım. Alt kısma geldim. Birincisi burası, ikincisi ise bu kısım. Tabii şuradan bir yön ayarı yapmamız lazım. Buradan şu kısmı değil. Burada. Diğer tarafı almamız gerekecek. Cancel diyelim. Bridge Curve'e tıklayalım. Şu kısma yakın noktalardan seçmemiz gerekiyor ki arkadaşlar seçim noktalarında bir sıkıntı olmasın. Daha sonra dediğim gibi teknik kısımlarını bu kısımdan start veya end kısımdan ayarlamanız mümkün. Okey dedik. Bridge Curve ile buradaki curve'lerimizi de oluşturduk. Eğitimde biz iki tane section'ı kullanacağımız rehber curve'lerle birlikte birleştirerek bir yüzey oluşturmayı görmüştük. Bunun için kullanacağımız komut home sekmesinde yer alan truth curve mesh komutuydu. İlk etapta bizim yapacağımız burada birinci curve'ümüz bu. Daha sonra add new set diyorduk. İkinci curve'ümüz bu. Bunları seçtik arkadaşlar. Buradan cross curve olarak bize rehberlik etmesini istediğimiz curve'lerden bir tanesi bu. Diğer ikincisi ise add new set'e basmayı unutmayın arkadaşlar. Şuraya biraz yaklaşalım. Şu kısım olacak. Görüldüğü gibi burada bir yüzey ağı oluşturmuş olduk. Apply dedik arkadaşlar ve cancel dedik. Şimdi bununla ilgili bir mirrorlama işlemi yapacağız. Okey dedik. Burada da bir sıkıntı yok. Evet, devam edebiliriz. Şimdi bu kısma tıklayalım tekrar. Şu kısma ve şu kısma tıklayalım. Tabii burada Add New Set diyerek eğitimde bu komutları anlatırken de bahsetmiştik. Farklı radyüsleri ayarlama imkanımız oluyor. Add New Set ile ekleme yaparsak burada bize öyle bir imkan verecektir. Şu kısımlarda da oluşturalım ve OK diyelim. Görüldüğü üzere şu ana kadar bir sıkıntı yok. Blend şurada bir eksikliğimiz var. Şu kısım ve şuraya yaptık mı? Buraya da yapmışız sanırım. Burada da işlemimizi tamamladık sayılır. Şimdi bu şekilde yaptık. Şurada kesmeler yapacağız. Bunun için art tangent komutunu bir bulmamız lazım. Comment Finder'a yazabiliriz. Komutumuz şu şekilde art tangent radius. Yani şuradaki ve şuradaki çizgiyi seçerek bu şekilde istediğimiz radyüsü oluşturabiliyoruz. Bunu kapatalım. Buradaki radyüsümüzün değerini 30 diyelim arkadaşlar. Şu şekilde bir çizgi oluşturduk. Aynı komutu kullanacağız. Yine bu ve bu kısım için. Burada oluşturacağımız ise 15 olsun. Şu şekilde iki tane çizgi oluşturduk. Şimdi burada budama işlemi yapacağız. Budama için neyi kullanacağız? Trim Sheet'i kullanacağız. Trim Sheet budama yapmak istediğimiz surface'imiz bu. Sınırımız ne olacak? Burası olacak. Burada tabii bir bakalım arkadaşlar. Okey. Diğer tarafı götürdük. Apply diyelim. Bunu onaylayalım. Aynı işlemi altta da yapacağız. Yine tüm boundary'yi seçtik. Boundary olarak bu kısmı seçtik. Bir bakalım, kontrol edelim. Bir sıkıntı yok. Şimdi bunu mirrorlama işlemini yapacağız. Mirrorlamada yine